İran-Şangay İşbirliği Örgütü arasında saldırmazlık paktı imzalanmasını önerdi. Çin'in başkenti Pekin'deki Şiangshan Forumu'na katılan Ayetullah Ali Hamaney'in askeri başdanışmanı Yahya Rahim Safavi, Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler arasında ortak ve kalıcı bir barış ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla saldırmazlık paktı imzalanmasını teklif etti. İran'ın kuzeyindeki Lengerud kentinde madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi öldü, 4'ü ağır olmak üzere 16 kişi de yaralandı. Yangının rehabilitasyon merkezindeki ısıtıcının alev alarak perdeleri tutuşturmasından kaynaklandığı açıklandı. Pakistan'da bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Pakistan'da 5000'den fazla Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Ülke genelinde 3000'i aşkın Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere bekletme merkezlerine alındı. Pakistan'da 1 Ekim'den bu yana 140.000'den fazla düzensiz göçmenin çıkış yaptığını ifade eden yetkililer sürecin devam ettiğini aktardı. İtalya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Ülke genelinde etkisini gösteren yağışlı ve kuvvetli rüzgarlı hava özellikle Toskana ve Veneto bölgelerinde sel ve taşkınlara yol açtı. Toskana'da 40.000 kişiye elektrik verilemediği bildirildi. İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangınından dolayı önlem amacıyla 600'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Yangın şimdiye kadar 1400 hektarlık alanı kül ederken çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Acil müdahale askeri birliğinden de yardım istendi. Belçika'yı etkisi altına alan Ciaran fırtınasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkede birçok tren seferi de rayların üzerine ağaçların devrilmesi nedeniyle iptal edildi veya ertelendi. Bazı yollarsa ağaçların devrilmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Meksika'da Ölüler Günü nedeniyle yüzlerce kişi mezarlıklara akın etti. Meksika'nın başkenti Mexico City'de Mexuik topluluğu Ölüler Günü'nde kaybettikleri yakınlarını mezarlarını süsleyip adaklar adayıp geceyi mezarlıklarda geçirerek andı. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.